Burada yalnız Fenerbahçe yargılanmıyor, Türk Spor yargılanıyor. UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği 2 artı 1 yıllık ceza sonrasında gözler Fenerbahçe Spor Kulübü'ne çevrilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım kameralar karşısına geçti. Yıldırım en kısa sürede itirazlarını yapacaklarını açıkladı. Tahkimde de en iyi savunmayı yapacağımıza inanıyorum. Bütün herkesi götüreceğiz. Bir uçak dolusu arkadaşlarımızı alıp götüreceğiz ve orada... Gebekli olan bütün şahitlerimizi, herkesi din dinletip bu davanın Fenerbahçe olmasını el birliğiyle sağlayacağız. UEFA'nın kişilerle kurumları ayırmasının yanlış olduğunu belirten Yıldırım, bu davanın UEFA'nın en şanssız davası olduğunu söyledi. Belki de UEFA'nın en şanssız, kendini en zola sokacak davasıdır bu. Bunu da bilin yani. Yani UEFA çatıl diyebilir, çatıl diyebilir. Aga benz olsun. Şirkeyle, kulüplerle şahısları ayırdığın anda UEFA'nın bütün kuralları of olur. Bunu zaman gösterecek herkese. İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararınca hakkında kulüp başkanlığından uzaklaştırma kararı verilmesini de eleştiren Yıldırım, şu anda burada Fenerbahçe Sportif AŞ'nin başkanı olarak konuşuyorum dedi ve ekledi. Ben bugün burada Fenerbahçe Futbol AŞ başkanı olarak konuşuyorum. Yani <laughs> ben değilim. Ya bu Fenerbahçe delegeleri, kendi hırslarıyla geldiler. beni başkan seçtiler bir sene önce. Ya gelip de o zaman orada bir aday çıkarıp da neden şey, aday olmadınız veya bir aday çıkarıp onu da şeye soksaydınız Kongre'ye ve beni seçtirmeseydiniz olmaz mıydı yani? Daha doğru, daha güzel olmaz mıydı? Daha etik olmaz mıydı? Yani bütün mesele şu. E, azıldım gitsin. Ya Aziz Yıldırım siz gönderemezsiniz. Aziz Yıldırım ancak genel kurul kararıyla gider. Çünkü genel kurul kararıyla geldi buraya. Buraya kendi bir sistemle gelmedik. Yargıtay'dan çıkacak kararı beklediğini söyleyen Yıldırım, Fenerbahçe'nin süreç sonunda yeniden güzel günlere kavuşacağını belirtti. İnşallah Türk sporunun temize çıktığı günleri hep beraber görürüz. Fenerbahçeler de merak etmesinler. Bu sene içeride elimizden gelen sportif başarıyı kazanacağız. Tekrar teşekkürler.